Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Büyük bir yolcu gemisinin içerisinde sizlerle beraber Yunan adalarına doğru gidiyoruz. Selectum Blue'nun davetlisi olarak atladık Blue Zephyr adlı bu devasa kruvaziyer gemiye. İlk durağımız Rodos. Sizlerle beraber bu videoda Rodos'u, Kos'u, Leros'u ve Samos'u gezeceğiz. Ayrıca benim için de ilk defa olacak. Böyle büyük bir kruvaziyer gemisini deneyimlemiş olacağız. Kruvaziyer, İngilizce cruise dediğimiz bu büyük yolcu gemileri. İçerisinde yemekler, restoranlar, havuzlar, eğlenceler, aktiviteler, yani bir nevi yüzen bir tatil köyüyle gidiyoruz. Çeşme'den yola çıktık. İlk durağımız Rodos. Yaklaşık 17-18 saatlik bir yolculuk yapacağız. Zaten bugün Çeşme'ye geldik sabah erkenden. Biraz yorulduk. Bugün dinlenmeyle geçer ama yarın Rodos'ta ve diğer adalarda bol hikayeli, güzel, yemeli, içmeli, güzel görüntülü bir video bizi bekliyor. Gemimizin ilk durağı Rodos. Sabah 9'da gemimiz yanaştı ve geldik Rodos'a. Sizlerle burayı dolaşacağız, gezeceğiz. Şövalyeler şehri Rodos. Efendim öncelikle bir bilgi vereyim. Çok hoşuma gitti bu. Biz gemiden elimizi kolumuzu sallayarak Rodos'un içine girdik. Sağ olsunlar bizim için bütün vize işlemlerini halletmişler. Hiçbir sıra mıra beklemedik. Kapıdan girip çıkıyoruz bir kartla. Bu kadar basit. Gemi turunda bunu bilmiyordum. Sizle paylaşayım istedim. Rodos tarih boyunca Akdeniz'de çok önemli bir ticaret yolu üzerinde denizlerde. Burası 14. yüzyılda Rodos şövalyeleri tarafından ele geçiriliyor. Ondan sonra da bu arkamda gördüğünüz surlar, sur içindeki kaleler hep Rodos şövalyelerinin yaptığı eserler. Bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Orta Çağ kenti gibi içerisi. Tek bir şey söylemek istiyorum. Rodos'la ilgili aslında sadece kalesi değil konuşulan. Antik çağın 7 harikası, dünyanın 7 harikasından biri de Rodos'ta zamanında. Bakın ilerideki liman girişinde 32 metre yüksekliğinde bir Yunan güneş tanrısı Helios'un heykeli varmış. 32 metre, özgürlük anıtı kadar. Düşünün bakın. Fakat sonra tabii yıkılıyor, gidiyor. Ne yazık ki sadece yazılardan biliyoruz onu, göremiyoruz. Bunu da kimden biliyoruz? Herodot, tarihin babası. Dünyanın 7 harikası fikrini ortaya atan ilk adam. Nereli? Anadolu çocuğu. Bugünkü Bodrum'da, Karya'da doğmuş. Ya hepsi Anadolu çocuğu. Ya Anadolu nasıl bir zenginliğe sahip bir düşünün. Yani neyse anlatacak çok şeyimiz var. Hadi sur içine girelim. Kameraman gel. Buket, ne buldun gene? El yapımı deri terlikler var arkadaşlar. Hem de bu fiyata. Tam bir orta çağ kenti. Surların içinde kaleye doğru gidiyoruz şimdi. Göstereceğim. Hepsini size göstereceğim. Merak etmeyin. Rodos'la ilgili konuşalım biraz. 1522'de Kanuni Sultan Süleyman bu adayı ele geçiriyor. Yaklaşık 400 yıl boyunca da Osmanlı kontrolünde kalıyor. Burası 12 ada bölgesi. Duymuşsunuzdur 12 ada bölgesinin ismini. 12'den fazla ada var. Yani 12 tane ada olduğu için 12 ada yok. 20'den fazla irili ufaklı ada var. Rodos da onlardan en büyüğü. 12 ada. Yönetim şekliyle 12 yönetici olduğu için 12 ada denmiş. Şövalyelerin kenti. Gezmeye devam. Kaleye doğru yürüyoruz. Daha yolumuz var. Güneş tepede. Hadi gel. Şövalyeler Caddesi'nde yürüyoruz. Eskiden Rodos'un şövalyeleri kıyafetleriyle buradan geçiyor. Yol boyunca hanlar var. Biliyorum Rodos şövalyeleri diyoruz ama onu daha size anlatmadım. Anlatayım.
Rodos Şövalyeleri, namı diğer Hospitalier Tarikatı, namı diğer Order of Malta. Bu abiler 1. Haçlı Seferi zamanında Kudüs'ü Hristiyanlar alınca oraya giden hacılara sağlık ve yardım konusunda destek olmak için kurulan bir tarikat. Bu abiler zamanla işte Kudüs'e gitmeye çalışan hacılara yardım ediyorlar, orada hastane açıyorlar, tedavi ediyorlar. Yani öncelikleri Müslümanla kılıçla savaşmak değil, oraya giden hacılara yardım etmek. Bu Rodos tamamen onların eseri, gezdiğimiz orta çağ kenti. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Şimdi burayı Kanuni Sultan Süleyman alıyor, Rodos şövalyeleri buradan kaçıyor Malta'ya. Malta şövalyeleri oluyor sonra. O günden bugüne, 1522'den 2024'e kadar varlıklarını devam ettiriyorlar. Toprakları yok. Fakat Birleşmiş Milletler'de hala gözlemci statüsüyle yerleri var. Dokunulmazlıkları var. Order of Malta adı altında. Çok ilginç. Abilerin tarihini araştırırken hala günümüzde varlıklarını sürdürdüklerini görmem beni çok şaşırttı açıkçası. Burası da işte zamanında o şövalyelerin yürüdüğü yerler. Şimdi yukarıda büyük üstatlar sarayı var. Onu göreceğiz. Gezeceğiz. Dolaşacağız. Gelin. Buyurun. Bakar mısınız şu güzelliğe? 14. yüzyıl gotik kokusu. Burnuma geldi her yerde. Şövalyeler Caddesi'nden yürüdük, geldik Büyük Üstatlar Sarayı'na. Bakar mısınız? Abiler, Rodos Şövalyeleri kendilerine muhteşem bir saray inşa etmişler. Age of Empires 2 oynayanlar belki hatırlayacaktır ya, oradaki kalenin aynısı, surlar falan, Stonks diye koyduğumuz. Zamanında Rodos Şövalyelerin idare merkezi, kalenin en yüksek noktasında. İçeriye bakarız diye ümit ediyorum. Ama artık bir mola vermenin zamanı geldi, biraz çekim yürüyüş, yorulduk yavaş yavaş ama içeriği görelim, öyle devam edelim Rodos gezisine. Daha çok vaktimiz var. Gece 12'ye kadar gemi burada. Buradayız. Sabaha kadar buradayız. Gelin. Ha, sıra. Sıra var. Gelmeyin, sıra var. Efendim merhabalar. Merhaba dostum. Hoş geldin. Beraber hoş bulduk. Evet hoş bulduk. Dostlar Adem Meleke'yi burada yakaladık bugün. Şimdi biraz Rodos'la ilgili konuşalım istiyorum. Adem abiyle beraberiz gemi seyahatimizde. Adem abi, bu içinde olduğumuz yeri soracağım. Evet. Daha önce konuştuk. Olduğum bir mekan. Evet. Rodos'u eminim çok güzel anlatacaksın. Ben de keyifle seyredeceğim. Teşekkür ederim abi. Sağ ol. Seninle gezmek de ayrı bir keyif zaten. Her zaman izlerken de ayrı bir keyif. Beraber olmak da ayrı bir keyif. Burası Mevlana Kafe. Adalarda en sevdiğim mekanlardan birisi. Çünkü duygusu çok güçlü. 14. yüzyıldan bu yana neredeyse hiç kapanmamış bir mekan burası. O günden bugüne çalışıyor. O günden, yani han olarak da hizmet vermiş, restoran olarak da hizmet vermiş. Ve daha güzeli, son 200 yıldır aynı aile tarafından yönetiliyor. Bir Türk menüsüne sahip. Yani bir Türk mekanı aslında. Yani Türk kahvesinden nargilesine her şeyi burada bulabilirsiniz. Aynı zamanda ailenin biriktirdiği çok güzel eşyalar var. Kafe bir nevi şöyle açık hava müzesi gibi. Hakikaten müze gibi yani. Evet, tabaklar. Evet, evet. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi sembolize eden çok fazla şey var. Daha önemlisi şu yerdeki taşlar bile yüzyıllardır aslında beraber olduğumuzu, beraber dertlendiğimizi, beraber güldüğümüzü, beraber eğlendiğimizi anlatıyor bize. Ben de bunun keyfini sürüyorum buraya her geldiğimizde. Aklıma şey geldi Adem abi sen anlatırken, biz işte böyle tarihi yerleri gezdiğimizde bir taşa dokunmak ya 2000 yıl önceye gitmek gibi geliyor bana. 1000 yıl önceye gitmek gibi geliyor. Burası da bu taşların üstüne Allah bilir ne muhabbetler, ne sohbetler, ne kavgalar, ne itişmeler, kakışmalar yaşandı. Yani antropolog, sosyolog değilim ama şöyle inandığım bir şey var. Okuduğum kaynaklardan da aynı şey alıyorum. Mutluluk
genlerimizden bize miras bir şey. Yani taşıdığımız genlerin mutlu olduğu, hüzünlendiği yerlerde bir ön kabulümüz var bununla alakalı. Gerçekten dünyada çok yerde de ben bunu hissettim. Yani hamasi bir milliyetçilik yapmak istemiyorum tabii ki ama atalarımızın, büyüklerimizin keyif aldığı, gamlandığı, kederlendiği, eğlendiği yerlere girdiğimde emin ol bu bir ön kabulle bende bir his olarak oluşuyor. Kesinlikle. Eminim sende de kesinlikle aynı şey oluşuyordur. Kesinlikle aynı şey cümleleri döktün yani çok doğru. İşte o 2000 yıllık taşa dokunmak demek aslında bilinçaltında bizi besleyen o genlerimizin dokunduğu, yaşadığı, paylaştığı yerlere şey. Dokunmak demek. Ve birlikte olmak çok güzel tabii. Süper. Hani senin videolarını izlediğimde gittiğim yerlere bile böyle tekrar gitmek istiyorum. Çünkü tarihi dokusunu çok güzel anlamlandırıyorsun. Teşekkür ederim. Yani izleyenlere de hani bu vesileyle şunu söylemek istiyorum. Şöyle bir algı var. Ya Yunan ucuz. Yunan'a gidelim. Bodrum'da tatil yapacağıma Yunan'da yapalım falan. Hayır, burası pahalı da olsa buraya gelinmeli. Türkiye'de her koşulda gezilmeli. Çünkü bizim bir parçamız her ikisi de. Bizden çok şey bulmuyoruz abi buraya geldiğimiz zaman. Yani hani belki bir köşede bulmuyorsun ama bir yerde bir oturan amca, bir el işi yapan abi, bir şey yani bir laf ediyor ve bir anda aslında yüzlerce, binlerce yıllık tarihe dokunuveriyorsun. Ya ben şeyim vardı, iki tane fotoğrafım vardı, söyleşilerde anlatırım. Umman'da çektiğim bir balıkçıyla Gaziantep'te çektiğim bir bakırcının bakışları üzerine konuşurum. İki aynı yaşlarda, 70'li yaşlarda adamın dünyada yaşadığı çile aynı aslında, mutluluk da aynı. Burada da mesela Anakara'da Ortodoks köyleri var. Böyle çarşaflı Ortodoks teyzelerimiz var orada. Ya emin ol onlara baktığımda, onlarla konuştuğumda ya bir Anadolu kadınıyla, bir Anadolu annemizle, babaannemizle konuştuğumda aynı hissi duyuyorum yani. Aynı şeyleri yaşıyorlar. İnsan aslında baktığı zaman aynı. Aynı, insan olarak. Her yerde aynı. Bizi buna ekstra bağlayan köklerimiz, yaşanmışlıklarımız var. Yaşanmıştır. Çok doğru söylüyorsun. Mevlana Kafe. Şimdi biz de çay kahve içeceğiz, mola vereceğiz. Adem abiden hikayesini dinledik. Daha çok gezeceğimiz ada var. Onunla beraber dinleyeceğimiz hikaye var kendisinden. Biz şimdi mola veriyoruz. Yorulduk. Adem abiyi de serbest bırakıyoruz. Siz videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. Hadi bakalım. Hanımcığım, Rodos'u nasıl buldunuz efendim? Vallahi güzel, güzel. Kolay buldum yani. Gemiyle. Kolay buldum, tebrik ediyorum gerçekten. Yordamıyla. Çok büyük bir ada ama tabii ki biz bir Old Town'u gezdik. Buraya yakın plajları gezdik. Bir sonrakiye gelmek için sebep oldu. Sebep oldu net olarak. Ama gemiyle tabii tek kapı vizesiyle. O çok muazzam bir şey. Onu anlatalım size. Dört ada gezebiliyorsunuz. Hani gemi sizin için her şeyi hallediyor. Bu arada gemi dediğimiz hani bizim geldiğimiz şurada firmamız. Şurada kartlar var mı? Siz kapıda vize aldığınız zaman bir adaya girip işte 6 gece 7 gün kalabiliyorsunuz en fazla. Fakat bu işte Blue Sapphire'le Yunan adalarına geldiğiniz zaman kapıda vizeyle 4 farklı ada görebiliyormuşsunuz. Hı hı. Yani bu muazzam bir seçenek. Böylelikle hani tek kapıda vizeyle 4 ada görüyorsunuz. Evrakını hazırlıyorsun. Bitti sonra size kart veriyorlar ve siz 4 tane de görebiliyorsunuz. Odanızın kapısını açan Yunan adalarının da kapısını açıyor. Onların kapıyı da açıyor yani. Yeni durağımız Kos. Sabah gemi geldi. Dedi ki Kos'u geziyoruz bugün. İndirdi bizi. Feribota bindik. Gemi çok büyük olunca tabii her ufak adada yanaşacak liman bulamayabiliyor. Kos'u seviyorum yazısının önünde de açılış konuşması yakışır diye düşündüm. Ufak bir ada. Rodos gibi düşünmeyin lütfen. Yani büyük bir ada yüz ölçüm olarak ama Rodos gibi düşünmeyin. Burada da Rodos şövalyeleri var. Onların kaleleri var. Göreceğiz. Hipokrat Baba. Tıbbın babası bu topraklarda, bu adada doğmuş. İstanköy, Kos'un bir diğer adı. Duyarsanız neresi bu İstanköy demeyin, Kos. Fazla uzatmayalım lafı, gezecek çok yerimiz var. Güneşli, mis gibi bir hava, püfür püfür esiyor. Buyurunuz, gezmeye başlayalım hep beraber. Kameramanımıza da teşekkür edelim buradan. Buket Hanımcığım diyelim ve hadi takıl peşime.
Mert baksana, sokak hayvanları için yardım topluyorlar bu kutuda. Bak. Ve hayvanları iyileştiriyorlar. Ayrıca kayıp hayvanlarını da insanlar buraya baksana koyuyorlar. Biz de yardım edelim. Pamuk eller cebe. Aynen. Ben de bir küçük de olsa bir yardımda bulundum. Kosta biraz yürüdük. Geldik Hipokrat ağacının önüne. Efendim biliyorsunuz tıbbın babası Hipokrat. Bergama'da gezerken de anlatmıştık bol bol asklepyonları. Bu adada Hipokrat'ın doğduğuna inanılıyor. Bu adalıymış Hipokrat. Bu ağaç da onun ağacı. Adanın en önemli noktalarından bir tanesi. Ayrıca önünde bir çeşme var. Bakın mesela bunu bilmiyordum. Gazi Hasan Paşa yazmış ki buraya. Allah'ın adıyla bu suyu Hipokrat ağacının köklerinden gelen sulardan yaptık diye bir çeşme yaptırmış buraya. 1780'lerde bu çeşme yapılmış. Hipokrat ağacının kökünden gelen sular, dibinden gelen sular buradan şifa olsun diye. Hadi bir suyunu içelim o zaman. Bir şifa alalım derken arı sokuyordum. Oh, sağlık olsun, şifa olsun. Geldik şimdi Nerantia Kalesi'nin girişine. Arkamda gene Rodos şövalyeleri. Rodos'ta konuşmuştuk. Onların yaptığı devasa bir kale. Fakat ne yazık ki depremlerde hasar görüyor. Onarılmıyor. O yüzden kaleye giriş yasak, kapalı. Giremiyoruz. Sadece o Hipokrat ağacının önünden kaleye giden yolun üzerinden geçip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Buradan deniz de güzel gözüküyor. Keşke sahip çıksalarmış ya. Keşke girip gezseymiş içerisini. Merak ettim şimdi yani. Sen etmedin mi Buket? Ben ettim. Ettin. Ettim ama yani onlar değer bulmuyorsa ben de etmedim aslında. Ha, koskoca Yunan hükümeti değer vermiyor. Yani onlar etmiyorsa ben de. Boşver. Hükümetler gelip geçici. Tarihler kalıcı. Herkes hangi milletin olduğunun önemi yok. Bir kahveyi hak ettik ama Buket. Bak. Biraz daha gezelim. Biraz daha mı gezelim? Hadi bir daha. Çok güneş iki kat yoruyor, emin aynen misin? Aynen. Hadi gel gel gel. Peki hadi. Gidiyoruz. Kos sokaklarında dolaşırken zeytin ağacı gördük. Bu coğrafyanın binlerce yıldır gerçek sahibi. Kültür, medeniyet. Bunlar zeytin demek dostlar. Zeytin. Efendim şimdi Kos'ta biraz dolaştık, geldik limanda Azuro diye bir işletmeye. Önünden denize girebiliyorsunuz. Şöyle bir şey var, yan işletmede mesela iki şezlong bir şemsiye 25 euro gibi bir ücret vardı. Burada bir şişede su veriyorlar. Bir şişede su veriyorlar. Burada da kişi başı 15 euro alıyorlar ama kullanmak zorunda değilsiniz. İsterseniz bizim gibi masada oturabilirsiniz az vaktiniz varsa. Ay, yediklerinizden de düşüyorlarmış bu arada arkadaşlar. Aynen öyle. Rodos'ta yoktu mesela bu. Evet. Şimdi yavaş yavaş bir denize gireceğiz. Yorulduk çünkü güneşin altında. Çekim evet, yaptık. Merkezi gezdik. Sahili gezdik. Nasıldı Kos? Onu da sorayım hızlıca. Beğendin mi? Beğendim. Değil mi? Ben böyle ufak yerleri daha çok beğeniyorum. Ama ben mesela şu an oturduğum yeri de çok beğendim. Hemen plaj şurada. Önümüz deniz. Şimdi gemiye gideceğiz bir saat sonra yüzdükten. Gemi de şurada. Sıradaki durakta Leros olacak. Evet. Videomuz devam edecek. Yunan adaları bitmiyor ama mola. Hadi bakalım. Ay, şapkamla da uyumlu baksana. Hasret var ya.
Dostlar geldik Leros'a. Tam güneş batarken gemimiz açıkta demirledi. Tenderlarla geldik. Buranın akşamını göreceğiz. Çok rüzgar var. Fazla konuşmayacağım. Hep beraber şu Yunan kokan adayı gezeceğiz. Ama önce şu masanın tadını çıkaracağız. Şu masanın tadı adada hiçbir yerde yok, ona eminim yani. Yeni bir gün, yeni bir Yunan adası. Herkese merhabalar. Nereden? Yeter artık. Çok Yunan adası gezdik. Ama hiç bıkmadık. Samos'tayız. Samos'a geldik dostlar. Türkiye'ye en yakın ada. Evet. Allah aşkına açın haritaya bakın ne kadar yakın. Siz de şaşıracaksınız yani. Kuşadası hemen şurası. Şurası. Şimdi bu ada üzümleriyle ünlü. Misket evet. Üzümü dünyaca ünlü. Haliyle şarapları var. Bayağı Pisagor. Kapışan bir evet yani şaraplar bayağı ünlüymüş arkadaşlar. Çok çok ünlüymüş. Bal var. Ondan sonracığıma Pisagor'un doğduğu memleket. Hı-hı. Pisagor'u biliyorsunuz. Pisagor'yum. Orası var. Gezeceğimiz yerler var. Biz ilk olarak Pisagor'un doğduğu memleketin oraya gemimiz demirledi. Oradan Buket dedi ki gel motor kiralayalım. Atlayalım öyle gezelim. Hadi dedim. Hadi arabayı boş ver dedim üstümüz açık olsun. Hadi be dedim. Peki öyle. Aklınızda bulunsun. Motor kiralamak istiyorsanız 40 euro günlük. Evet, 40 euro. Araçlarda 55-60 eurodan başlıyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir yolculukla merkeze geldik. Vati merkezdeyiz şimdi. Gelin size bir Vati merkezi dolaşalım. Sonra kafa nereye biz oraya bakalım. Gezeceğimiz bazı yerler var, plajlar var. Değil burası mi? Burası çok organize ama biz sana burada çok takılmayıp biraz şey sıcakta da çok gezilmiyor. Şöyle bakınıp çıkarız gibi. Yunan kasabası gibi değil, merkez öyle düşünebilirsiniz. Merkez merkez yani. Tamam hadi. Hadi geziyoruz. Hadi gel. Motorumuza biniyoruz. Yeni yerlere gaz veriyoruz. Hadi. Döndük dolaştık, geldik Pisagor'un dünyaya gözlerini açtığı Pitagorya'ya veya biz Pisagor diyoruz bu köye. Bu adanın en ünlü köylerinden bir tanesi. Çünkü Pisagor'un burada doğduğuna inanılıyor. Pisagor kim hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Abimizin teoremi var. Pisagor ve öğrencileri dünyadaki her şeyin matematikle ölçülebileceğini, kestirilebileceğine inanıyorlardı.
yanlış mı düşünüyorlar? Ne dersiniz? Müziklerde notaların değerlerini bile matematikleştirmiş bir abidir kendisi. Ayrıca bu topraklar nasıl bir yerse burada ilk dünyanın güneş etrafında döndüğünü ortaya atan adam da doğmuş. Adını şimdi hatırlayamadım. O zamanlar tabii herkes diyor ki güneş dünyanın etrafında dönüyor. Abi demiş öyle değil. Çok akıllı adamlar yetiştirmiş bu topraklar. Neyse gelin şimdi Pisagor köyünü gezelim. Bakalım sokaklarına bakalım. Çok güzel mavi bir köyü var. Sokakları var böyle bir sokağa. Orayı görelim. Gün batana kadar buraları dolaşalım. Susam Adası, Sisam Adası artık her ne hangisini söylüyorsunuz. Daha motoru teslim edeceğiz. Hadi Buket, hadi.